Başbakan Tayyip Erdoğan, Çırağan Sarayı'ndaki Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Başbakanın gündeminde Fransa'daki saldırı vardı. Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen suikast, bu süreci sabote etmeye yönelik bir girişim olabilir. Kendi işlerinde bölücü terör örgütünün bir hesaplaşması da olabilir. Erdoğan, 2007 yılında yakalanan Sakine Cansız'ı serbest bırakan Almanya ve 2012'de Paris'te yakalamayan Fransa'ya tepki gösterdi. 2007'de Sakine Cansız Almanya'da gözaltına alındı. Türkiye'nin iade talebine rağmen maalesef serbest bırakıldı. En son 5 Kasım 2012'de, yani bundan yaklaşık 2 ay önce Fransa Interpol'üne bir mesaj gönderdik. Ve bu teröristin Paris'te olduğunu bildirdik. Ne yazık ki Fransa hiçbir adım atmadı. Erdoğan, PKK üyeleriyle görüştüğünü açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'a yüklendi ve neden teröristlerle görüştüklerini açıklamasını istedi. Tekrar ediyorum, Fransa bu olayı derhal aydınlatmalıdır. Ayrıca Fransa Devlet Başkanı bu terör örgütü mensuplarıyla neden görüştüğünü, ne görüştüğünü, hangi tasarım dahilinde bu teröristlerle iletişim halinde olduğunu da derhal Fransız, Türkiye ve dünya kamuoyuna açıklamalıdır. Erdoğan, BDP'nin hükümeti ve devlete yönelik suçlamalarına da cevap verdi. Terör örgütü bugüne kadar hiç mi böyle infazlar yapmadı dedi. Allah aşkına soruyorum, bu terör örgütü pirupak bir örgüt müdür? Bugüne kadar hiç mi böyle infazlar yapmadı? Mazlum Doğan, Masum Korkmaz, başta olmak üzere. Örgüt içinde nice genç, nice çocuk kurşuna dizildi, infaz edildi. Paris'te öldürülen Sakine Cansız'ın nişanlısı dayı Mehmet Şener yine örgüt tarafından infaz edilmiştir. Bunların cibilliyetinin gereği bu. Terörün yıllarca Türkiye'nin ayağına pranga olduğunu söyleyen Erdoğan, er ya da geç bu mesele çözülecek dedi. Bugün ya da yarın, er ya da geç, Türkiye'nin huzuruna, kardeşliğine, büyümesine ve kalkınmasına ayak bağı olan bu cerahat mutlaka sökülüp atılacaktır. Ben buna böyle inanıyorum.